falan filan. E tamam falan filan da yani biz de oradan en azından 150 metre koşacağız baba yani. Yanımızdan çocuklar koşuyor biz. Oğlum söyle de durdur otobüsü bir şey vapur biz de geliyoruz filan. Böyle bir durumla idare ediyoruz. Yoksa yani ben de biliyorum. İki tane işte İETT'den hemen otobüsten Brodolar Fakültesi. Tamam abi 1.14.80'den bir çakarım ben Brodolar'ı buldum. Hop nereye geldi? 1.13.80 tavlaları götürdüm. O zaman niye maaşla uğraşıyoruz ki yani? Anladın mı? Böyle bir şey yok. Yani bin kişide bir kişi yapabilir ama forex piyasalarında da oradan bahsedeyim. Risk var. Yok mu? Var. Risk büyük mü? Büyük. Ama kendinizi kontrol edemezseniz büyük. Arabanın kadranı 300 kilometre yazıyor değil mi saatte? 300 kilometre yapıyor motor. Ha, 300 kilometre de mi sürüyoruz yani bizim onu? Kaldıraçı 100 diye illa her şey 100 kaldıraç. Gereği yok. Yani yol zaman geliyor, 10 kilometreye gidiyorsun, zaman geliyor, 50 kilometre veya 110'la gidiyorsun. Ayağınızı kendiniz yapacaksınız. Yorgana göre ayağınızı uzatacaksınız. Bu işte senedi piyasalarında da ve çoğunuz hissecidir. Veya bunu forex'e geldiniz, forex'e yapıyorsunuz. Ama açık konuşayım yani. 23 senedir buradayım. Buranın piyasası belli. Burada para kazanmak istiyorsanız, yani gece rahat uyumak istiyorsanız falan filan. Kağıtları da söyleyeyim. Banka. İstiyorsanız yazın. Para verin. Ha çok para kazanmayabilirsin ama kazanırsınız yani beklerseniz. Hele bilhassa eğer hükümet kurulamadı. Uzattılar. Not kuruluşu geldi tepeye. Eğer notu botu kırarsa şu anda nakitli olanlar için dolar yukarıya, tepede doları bozdururlar. Olsa o dolarla beraber anında aşağı gelen kağıtlardan toplarlar. Toplanacak kağıtlar. Her zaman bunlar endeksle beraber giden kağıtlardır. Bunlar gitmezse endeks gitmez. Bahşenin dört atlısı dedik. Akbank, İşçe, Garanti, Yapı Kredi. Hocam niye Halkbank'ta vakıf yok? Halkbank'ta vakıf devlet bankaları. Onun için yabancı buradan huylanıyor. Birisi telefon ediyor bürokrata. 250 milyon dolar mesela borç veriyor. Niye veriyorsun kardeşim? Akbank öyle değil. Güler Hanım sana o parayı vermez. Ne oluyor burada da? Telekomünikasyon sektörü. Kaç tane şirket var? Türkcell var. Bir şu lanet mahkemesi bir bitse kağıt 20 liranın üzerine uçacak, gidecek, kaçacak yani. 2000 senesinde halka arz sırasında bunun dolar bazındaki değeri 7 dolardı ya. Kağıt şu anda 4 dolarda sürünüyor 15 sene sonra. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı Türkcell kullanan vardı. Ben devamlı ucuz paket, o paket, bu paket. Bu paket bir türlü ucuz değil yani. Nasıl oluyorsa oradan geliyor, buradan geliyor, oraya bağlandın diyor, buradan çıktın diyor. Ya 30 dolara kalamıyoruz yani. Mutlaka 50'ye doğru gidiyoruz en ucuz paketi. Yani en sonunda lanet olsun ya. En büyük paketi ver de hiç olmazsa rahat edeyim yani. Kafam rahat olsun. Ama para kazanmıyor. Orada para kazanmıyor. E ne var? Havaya var. Türk Telekom. Değil mi? O aldı galiba. Vodafone da gelse Vodafone da alınır. Bitti. Buraya geçtik. Böyle bilmem ne elektronikmiş bilmem ne. Geç bu işleri. Sağlam yerde dolaşıyoruz. Pasifik Okyanusu'nda yüzüyoruz. Derede merede yüzmüyoruz. Hocam Türkiye'nin en fazla... Kaç tane holding var abicim ülkede? Alabileceğimiz. Sağlamlar alabiliriz. Ya Koç Holding'den daha büyük aile mi var? Yani Türkiye'nin Koç gideceksin alacaksın. Sabancı. İkinci sıra veya birinci sıra neyse. Koç Sabancı. Gerisi bir sürü holding daha var. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Hocam az önce içeride koçu aldılar ama sevgilisine ayrıldı. O zamandı, Körfez'deydi. Ama şimdi... Yeni sevgili bu arada. Şimdi Moody's ve Türkiye'yi bir severse... Yani 4 Aralık'ta Türkiye'nin notunu eğer... derse Türkiye'nin notunu indirirse aşağı... Fiyatlar ucuzlar. Ama fazla kalmaz. Çünkü herkes diyor, herkes totada dolardı.
Dolar artık bu saatten sonra, o anonstan sonra en fazla biraz daha gider. Zaten ilk anonsta açılır. Oradan sonra biraz daha gider. Tıpkı seçimdeki gibi. Sabahın köründe seçimde 2.81'e, 2.82'ye dolara koşarsa 10 gün sonra, 20 gün sonra sorarsın. Hocam, 2.82 dolar yukarı çıkması lazımdı. Niye 2.70'de, 70'de dolaşıyoruz? Oğlum sen 2.70'de dolaşman bile büyük olay. Çünkü daha da aşağı gidecek. 2.62'ye kadar geldi. Ama seçim, tekrar seçim olduğu anda hadi buyur tekrar bu şeyin üzerinde, 2.82'nin üzerine git. O da öyledir. Onun için yani öyle bir not kırılımında falan doları bozduracaksın, edeceksin euroyu büroyu. Edeceksin işte senedine. Kelepirden ucaz. Ucuz fiyatlar yani ölmüş eşek fiyatına fiyatlar olacak orada. Ama biz istiyoruz ki alalım bir hafta sonra %100 yapsın. Öyle iş yok. Var. Ama bir yaparsın, iki yaparsın. Üçüncü de ben seni yakalarım. Ben zaten sana bir ikisini mahsus kazandırıyorum. Oyunun kuralı budur. Nedir bu laf? Gel gel falan filan. Değil mi? Biz oturduk daha mı buraya üç kişi masaya? Dördüncüyü arıyoruz. Geldin. Benim param var. Ben de para kazanacağım. O tabii ya. Ben zaten dünyayı sana para kazandırmak için geldim yani. Benim bir numaralı amacım o yani borsada. Gel bakayım canım. Kare buldu ya, hayret. Bak ne güzel kazanıyor. Hop, buradan karbon olur. Üçüncüsünde, tak, bir olur. Aa, gitti. Ya kurtarırsın ya, kurtarırsın. Biraz daha para lazım. Ya şurada biraz daha yatırım yapsak, anında paçal yaparsak kesin kurtarırız. Tak, kredi, tak. Ondan sonra şimdi batağa doğru gidiyor, eksiğe doğru. Tamam. Örümcek ağına yakalandı vatandaş. Kaçışı yok. Oradan sonrası devamlı şeydir. Yani Stockholm sendromu var biliyorsunuz. Bizim yatırımcılar buna maalesef muzdarip. Kim kendisine daha çok para kazandırır, şey kaybettirirse onun peşinde koşuyor. Niye? Ne bugün kazandıracak o bana biliyorum ben. Hiçbir şey bildiğin yok. Senden geçiniyor. Maaşı senden eriyor. Sana ne? Biraz sen öğren, sen yatırım yap. Yapacağın da basit ya yapacağınız yatırımlar. Devam ediyoruz. Şişe cam, trakya cam. Türkiye'de kaç tane Aselsan'ı var? Bir tane. Türkiye'de kaç tane otomobil fabrikası var? Alacaksınız kardeşim Ford, Tofaş. Pazarlamacıyı söylemiyorum. Bu ayrı iş. Yani Doğaç alıyor, satıyor, kar ediyor, mar ediyor. Otokar hocam. Otokar biraz şeydir. Olabilir. Ama otokarda evet, arkadaşlar var yani. Erenler falan. Gidebilir ya. Kartal mı? Kartal'ı ben sana söyleyeyim. 85 kuruşla 1 lira arasına geliyorsa git al, bekle. Bir süre sonra mutlaka bir yerde bir ihalesi olur. Ya Rusya, ya New York. Orası gitti başka bir yer. İhale mihale ayağına hop bu 1.70-1.80'e geliyor. Oradaki vatandaş hop devrediyor. Ah gene kazanamadık. Hop tekrar 80 kuruş gidiyor ya. Bu iş böyle. Aynı şekilde Zoren falan. Aşağı iniyor. Alıyorlar. Yukarı gidiyor. Satıyorlar. Tamam bitti. Orada bir şeyi kurmuşlar sizde. Türkiye'de dışarı çıktığınız zaman sokakta şöyle bakın arkadaş. Hangi tabelaları görüyorsunuz? Bunlar orada ya. Alacağın işi orada bekliyor yani. Büyük tabelalar orada. Haydar, istiyorsan al. Az kağıtlardır. Ama koçun kağıdı. Sonra nereye geldik? Kardemir'de hocam peki. Eski kamu kağıtları. Niye Kardemir ya? Bana ne Kardemir'den? Türkiye'nin topu tamamı 2 ile 2.5 arasında Kardemir'e boğuldu hocam. Çok güzel pazarladılar malı. Niye? Kardemir. Ay üretiyoruz. Tamam. Abi oradan bir çıkacak raylarla, döşeyerek rayları İran'a, İran'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Çin, Çin'i böyle bir dolanacağız. Oradan Japonya'ya, Japonya'dan Amerika'ya, işte Amway var, onu da geçeriz bir kenara Amerika'da, onun yerine Kardemir döşeriz. Yok öyle bir şey yok. 80 kuruşluk, 85 kuruşluk kağıdı aldılar 2.5'a kadar götürdüler, 2-2.5 arası vatandaşa verdiler. Bugün Türkiye'nin
çoğunda kardemir var. Ha, ne yapacaksın? 1.20'ye geliyorsa al, alınabilir. 1.20, 1.15. 1.42, bak. 1.60'a geliyorsa çak. Teşekkürler Türkiye. O kadar basit. O zaman başka yere. Ama kardemirden önce Türkiye'nin 4 tane eski kapı kağıdı var. Ne var bunlarda problem? Türk Hava Yolları 8 liraya falan geliyorsa alacak. Kağıt oradan hep dönüyor yukarıya. 10 liraya gelince sıkıntı artıyor. Ereğli. Düşüyor mu kağıt? 4'ün altına biraz iniyor. Hop birileri orada. Niye? Mal paket. Paketlendi konuldu kenara. Orada böyle bir takım notlar var. Alınıyor, veriliyor. Kendisi koyuyor, kendi alıyor, kendi veriyor. Hareket olsun diye. Yoksa belli bir süre hareket etmezsek ya başka pazara düşüyor. Koskoca Ereğli'nin başka pazara düşecek hali yok. Öteki kağıt Petkin. Türkiye'nin kaç tane Petkin var arkadaş? Kağıt orada dolar bazında duruyor. Kaç lira Petkin? 4 lira. Dolar kaç lira? 3 lira. Ya 1 dolar 30 sente Petkin veriyorlar. Yani bu 2 doları geçtiği zaman zaten üstü açık. Bana göre biraz bekledikse. Bu kağıdın 6 lirası falan var ya. 6-6.5'u var da biraz bekleyeceğim. Şu ortamda ne yapıyor kağıt? Nerede? 4 liranın üstünde dolanıyor. Çünkü o da mal toplu. Toplanlar mı? Malı koydular bir kenara. Oynuyorlar işte. Gidiyor, geliyor böyle. Bir diğer kağıt. Türkiye'nin nesi? Rafinerisi. Kaç tane var? Bir tane. Nerede kağıt? 74 lirada. 47 liraya sattılar. Ne o? Bilançosu şey gelmiş de miş. Endeks nerede dolaşıyor? 47 liraydı. 90 binlerde falan, 85 binlerde. Endeks indi 70 bine. Tüpraş bitti 74 bine. 77 bini bilen gördüm. Yani %5, %5, %10, bankalar %25 toplamda falan %30 gibi bir portföy yapacaksınız. Aselsan dedik. Ne dedik başta? Portofaş dedik. Ülker. Alınabilir. Migros. Yani parakende sektörü Migros zaten eski Migros yani o getiriyi sağlamıyor eski şeyi. Yani eski hikaye. Migros zaten birilerini milyoner etti. 92 senesinde, 91 senesinde halka arıza alınan Migros 5.000 dolar yatıran 2006 senesinde 1.5 milyon dolardı minimum. Böldürdü, böldürdü, atladı, katladı, bir daha bölündü, katladı, gitti filan. İşçiye de böyleydi. Yani uzun vadeli bakarsanız para kazanılır bu tip yağıtlar. Ama bir yerlere girersin, çimsa, akçansa, çimentocular varsa. Ne var başka? Türk Traktör Grand Tepelerde kaldı, portföy yaptı. Şey var, işte... Vestel var, Vestel. Hangisi? Vestel. Vestel, hele Vestel. Var tabii yani. Var ama. Yakaladığımızda iyi var yani. 8 liradan iç bak aşağı çekiverdik yani. Buradan pek atmayacağım. Pegasus'un da, Pegasus'un başka bir hikayesi var. Burada konuşamayacağım. Söylediğim sana bir tüyo vereyim. Yani bu İpek kağıt. Ondan sonra koza altın. Böyle bir şey oldu. Albaraj neydi o? Bankasya falan. Artık buradan sen şeyi çek yani Pegasus sıkıntılı. Pegasus yani esasında yukarı gitmesi gereken bir kağıt. Ama başka sebeplerden dolayı yani piyasa dışı sebepler dolayısıyla sıkıntı var orada bir problem yaşı şey var. Gelmiyor yani yatırımcı. Anlamalı mı hocam? Bu biraz daha portföy kağıdı yani. Daha dolayı efes. Coca-Cola da var. Çelebi de öyle. 15-16 liraya geliyorsa Çelebi'yi alırım. Ama kağıt 30'larda. Bilmiyor. O da ne? Paket. Aldılar, koydular kenara. Yani ortada alışveriş yapılacak yer yok. Bakın mesela gidin Tüpraş'a. Tamam mı?
Tüpraş tahtasına gidin. Şak diye al bakalım bir 1000 not, 2000 not. Bak, anında debriyaj ve tren. Niye? Kim bu vatandaş? Kimin nesi, kimin pesi? Hele bir dur bakalım. Bir aşağıya bir verelim bakalım 5 kademe. Bakalım yani bir durabilecek mi burada? Kağıtların bir kısmı sayılır. Çoğu sayılıyor da. Yani kaç tane lot var, kim aldı, kim sattı, ne oldu, ne bitti biliniyor. Tüpraş'ta sana 74 lirada 1000 not al, 74 bin lirayı koy. Seansın sonunda 76 buçuğa sat. Ah 2500 liraya al git. Yok kardeşim. 76'dan 1000 notu çek. Bak nasıl? 75-90, 30 bin not. 75-80 hemen satış, 25 bin not falan. Hemen doldurur onu. Çünkü 40 yerinden almıştır zaten yani. Yani aldığın anda tamam mı? Bir üst kademeler hemen al, alış kademesi, 3-4 kademede aşağıya doğru satışı yazar. Senin için bakalım bu arkadaş seansın sonunda ne yapacak? Kilit. Akbank. Git Akbank'a al bakalım bir 20 bin not. 6 liradan. Anında takoz. Hemen oraya. Oh bir dakika ne oluyor? Öyle var mı? 6 liraya al, 6.30'a sat. 3 kere 20. Hop parayı al götür. Yok ya. Yedirmez. 6 bin liraya. Nerede? Öyle iş yok. Öyle emek sarf edeceğim biraz. Bekleyeceğiz. Seni yani, seni tartar dener yani. Bu arkadaş neyin desin? Kaç ay burada kalacak? Kaç hafta kalacak? Eğer burada benle beraber kalacaksan birkaç hafta, bu eziyeti benle omuz omuza çekeceksen, o zaman tamam senin hakkını verirler. Para kazanırsın. Ama öyle vuran da kaçan mı? Yok. Masalarda da en sinir olan oyuncu tarzı budur. Gidersin bir yere, oturursun 5 kişi. Lafına iş olsun diye anlattım ya mesela. Kağıtlar dağıtılıyor filan. Ver, al, 21 oynuyoruz yani. Tabu tabu bir halk yediğimiz yok yani. Birisi gelir hemen. Orada bir tane boş vardır. Oraya bir para koyar. Kağıdın gidişatı anında döner. O böyle sırayla gidiyor ya. Onun şeyini, sihrini bozar. En sinir olan oyuncu tipidir o. Herkes böyle bir ters bakış atar. Burada da öyle. Yani geleceksin, 20 bin notu alacaksın Akbank'tan, o gün vuracaksın, kaçacaksın. Yani. Hatta yapabilsen bile bir sonraki operasyonda oraya hemen gelme. Tavsiye. O tip yerler. Bir yerde bir para kazandıysa karambolde tekrar cinayet mahalline dönme. Biraz zaman geçsin. Yakalarlar seni orada. Böyle bu işler. Hocam bu portföy kağıdıyla kartınızı biraz daha anlatır mısınız? Portföy kağıdı dedik ya, Anadolu Efes'e çeviriyor örneğin. Ya Anadolu Efes, Coca-Cola falan bunlar alınmıştır zaten yabancılar tarafından. Belli zamanlarda biraz iner, gelirler alırlar, biraz daha kaldırırlar, o zaman satarlar falan, oynarlar yani. Belli bir yeri vardır onun. O kadar gider gelir. Ama diğer kağıtlar IMKB'yi etkilediği için BIST 100'ü, yani baba kağıtlar, biraz da bankalar falan, yani kağıtlar yabancı oraya doğru gelir. Belli zamanlarda 6 liradan alır banka, 10 liraya götürür. 5.75'ten garantiyi alır, 11'e götürür. Benim güzel yatırımcım 10.80'de sorar. Hocam garanti 11 liraydı. Bugün gördüğünüz gibi 10.70'e veriyorlar. Alsak mı? Tabii tabii. 5.75'te neredeydin? 6'da neredeydin? Bak şimdi gene. 6.30'u mu gördü? Kaçı gördü bu garanti? 6.80'i mi gördü? 7'nin altına gitti mi gene? Ortamda kimse yok. Adım gibi biliyorum. Garanti 10.25, 10.30. Hocam alınsak iyi olur herhalde değil mi? Garanti iyi. Şimdiki hikaye şu. Yançoları iyi gelmeyecek. 2011'den beri bu hikayeyi dinliyorum. Bilançoları iyi gelmeyecek, iyi gelmeyecek. Ya bankaların yani para kazanmadığı bir ortamı ben düşünemiyorum ki. Para piyasasında bankalar para kazanmayacak. Yok ya. Ne kazanacak? Mergen çay ocağı mı kazanacak yani? Parayı o mu götürecek yani? Saçma sapan yerlerde millet bir şeyler işte 3 aldım. 8'den aşağı durmaz. 15 kesin var. Sana ne oldu? Satış geldi. Bizim ballar elde kaldı.
Patron, matron biliyorsun devreye girdi. Patronla görüşüyoruz şu anda. Ne görüşüyorsun lan patronla? Patron seninle niye görüşsün? Çok kağıdı patron getiriyor götürüyor yukarıdan aşağı indiriyor. Patron elindeki kağıtları alırlarsa daha da yukarı taşıyacaklarmış. Patron elindeki kağıdı nasıl alıyorsun? Yani şirketi alıyorsun demek. Böyle bir takım masallar. Bir kağıdı götürmek için de ben alacağım. Yani bekliyorsun, nasıl sonra vaktimiz var dedim. Yani nasıl götürecek bir kağıdı? Gayet basit. Mehmet sen şuradan gidecek bu kağıt. 20 not sen al, 30 sen al, 35 sen al, 15 sen al. Yani bunları böyle dağıtırsın. O millet o malları aldı mı ortada zaten alışveriş yapılacak not yok. Azalıyor not. Bu malları başkalarına tutturuyorsun zaten. Piyasadan not sayısını azaltıyorsun. Sonra satışa koy, al. A şirketinden ver, C şirketinden al, oradan oraya transfer yap istiyorsan. Ama seansın sonunda zaten artıyı eksiği, tamam mı? Bir anlamda dengelersin. Devamlı sorunu. Oğlum işte artı eksi ne? Eksi 15 biniz hocam. Eksi 15 biniz patron veya neyse. Hop oradan verir. Oradan 15 bin alır. Öteki taraftan 15 bin satar. Seansın sonunda bakarsın 5 kuruş kuruluştan iş yapıyorsa şey, spekülatör 0-0 çıkar gider. Kârını alır gider yani. Kademeleri alırsın, doldurursun alışta. Bir üst o tarafa yazarsın. Orayı alırsın. Tekrar kademeyi doldurursun alışta. Şimdi fiyat yükseliyor. Peşinden bir sürü insan gidiyor. Takıyorsun peşine bir sürü insanı yukarıya doğru çekiyorsun. Alıştır alıştırı doldur. Sonra buralarda al ver malı dağıt. O seanslık. Ondan sonra kademe kademe aşağı vererekten alıştır zaten kendini. Verdiğin zaman 0-0'sın. Fazla bir şey değişmiyor. Mal aşağı geliyor. Yukarıdan alanlar sana seansın sonunda dökülecek. Çünkü çoğu insan taşıyamayacağı kadar 5 katı kadar alışveriş yaptığı için overall'u taşıyamıyor. Seansın sonunda elim akıyor. Lanet olsun diye bırakacak. Yukarıda veriyorsun, aşağıda topluyorsun. Yani hocam, bu aslında küçük yatırımcının işi değil mi diyorsunuz? İşi hocam, beklersen işi. Saçma sapan yerlerde dolaşmayın diyorum. 3'e 5'e katlayacağınız fırsat geliyor elinize. Paranızı. Not indirimi olduğu anda fiyat da ucuzlayacaktır. Malı alıp tutanlar 2 sene içinde belki de 3 katı, 4 katı para kazanır. Hocam eksklusif zamanlar mı tahmin ediyorsunuz? Hocam böyle zamanlarda zaten bir mal niye ucuzlar arkadaş? Yani Koç Holding'in fiyatı düşüyor veya bilmem ne fiyatı düşüyor. Niye düşüyor ki? Zaten zor günlerde dolayısıyla. Ortalık karışık, insanların paraya ihtiyacı var, elindeki malı satıyor, o onu satıyor, bunu satıyor. Tamam mı? Böyle zor günlerde zaten fiyatlar uygun yere gelir. Çok güzel fırsatlar da var. Deprem sonrası avcılarda herkesi kışkışlar değil mi? Arazi çok kötü, bak kötü bilmem ne. Herkes Beykoz'a koştu. Beykoz'a malları yüklediler millete. Pahalı pahalı. Sonra yeni teknolojiler gelişti falan. Avcılar veya bilmem neredeki bütün arazilerin üzerine konanlar. Tamam mı? Aslanlar gibi ucuza mal aldılar. Arazi aldılar. Bulamayacakları araziyi aldılar. Kaçanlar niye kaçtı? Kötü mü, kötü mü, kötü falan falan derken kaçtı. Fiyatlar da böyledir, hisselerde. Zor zamanlar not indiriliyor, not indiriliyor, ortalıkta bir kriz var. Yoksa o fiyat o yer niye gelsin ki? Yani her şey küçük bir üstlendik ya, niye size ucuza mal verilsin, ucuza senet verelim size? Ne alaka yani? Kimse aptal değil ki, o da biliyor. Korkuyla morkuyla fazla lot taşıyabileceğin üzerinde mal taşıyor, krediye giriyor, kredi fiyatlar düşünce kredili satışlar mecburiyeti doğuyor, şirket o satmazsa şirket satıyor onun adına. Böyle durumlarda fiyatlar aşağı doğru geliyorsa, elinde nakit olduğu takdirde senin için bulunmaz bir fırsat. Ha, başkasının zararı üzerinden çok belki para kazanma durumu. Manen belki rahatsız edebilir ama yani o zaman bu tip bir felsefe her yere uygulanabilir. Japonya karton gibi belirsiz ve telsiz fiyatlar için veriyorsun. Vermiyor hocam. 10 senedir vermiyor. Yani zaten herhalde karton ve Konya bölündüğü zaman dünyanın sonu geldi.
15 senedir mi, 10 senedir mi hep aynı yerde? 15 yıldır pardon. Tabii. Konya'da spekülatör var anladığım kadarıyla. Kartonda da patronun herhalde çok yakını veya birisi var orada. Götürüyor. Yıllardır bu hikaye. Gene yukarı doğru gidiyor karton. Alacak yani yukarıya doğru. Orada tırtıklanıp duruyor 234 civarında. Yani radarımızda. Radarda ama ben öyle bir alışveriş falan yapan birisi değilim. Tamam. Yani çok fazla alışlar falan filan yapsam o zaman zaten çok rahat konuşamam televizyonda veya orada burada. Düşecekse yani bana göre. Çünkü bana dokunan bir şey yok. Yani mal da değilim, bir şey de değilim. Yani tahtalara indirip bindirmiyorum da. Bir kere öyle bir hikaye yaşadım. Yani 10 yönetiyordum gemide. 2000 senesinde kaplamin diye bir kağıt var. Her kağıdı aldılar götürüyorlar. Ben buldum kaplamin 2 liradır. Bunun ne derdi var? Dedim biz de bunu alalım bari. Uğur vardı, Yılmaz. O da aldı falan, ben de aldım. Arkadaşlar biz zaten bir girdik. Tahta oldu 2.30, 2.35, 40, 2.80'e falan gitti. İyi, mal da yok ortada. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. 2000'deki o devasa bir çıkış yaşanmıştı ya. Endeks 20 binlere doğru koşuyordu 6 binlerde. Bir süre sonra arkadaş yayıldı bayıldı. İşte kola kaplemin alıyorlar falan. Bir baktık. Alışta bizden başka kimsenin olmadığı yerde tahta geldi 5,5-6 liraymış. Oralara alış yazıyorlar. 30 bin, 40 bin falan. Yani sana mesaj veriyor. Hocam, şimdi onu sat artık diyor, tamam mı? Biz de bütün herkese aldırdık küçük yatırımcı. Alınlar dedik kaplamayı, nasılsa fonu da biz alıyoruz. Biz nasılsa arkandayız yani, fonda. Alın tutun dedik. Birisi 1000 not aldı, öteki 500 aldı falan. Tahtaya şimdi alışıyorsunuz, 30 bin not, 20 bin not falan. Malı ver diyor. Biz de yukarıya yazıyoruz. Biz de buradan veririz diyoruz. Yani alacaksın, aldıktan sonra götürecek, uçuracak malı belli. Ama biz tutarsak Uğur'la, onun da fonu var. Ben de şeyin fonunu alıyorum. Gediğim hisse A tipi hisse. Biz versek belli gidecek. Vermesek küçük yatırımcı para kazanamayacak. Çünkü almıyor. Yukarıya doğru götürmüyor. İlla bizdeki malı istiyor. Artık biz de kademelere böyle yazdık, mazdık. Bizim mallar eridi. Ötekilere de söylüyoruz küçüklere yani vatandaşa. Satmayın diyoruz, tamam mı? Satmayın. Biz satıyoruz, siz satmayın. Bekleyin çünkü götürecekler belli ya. Bizden malı da aldılar ki kesin uçuracaklar. Tahta abi oradan bir kalktı gitti falan böyle. Onların üzerine falan uçtu. Sonra bölündü. Bölündükten sonra başka birileri daha girdi. Bir iki değişik aracı kurumdan. Sonra bir laf geldi. Ahmet Mergen kaplemini uçuruyormuş falan diyor. Dedim uçuruyor çünkü malı sattı, tamam mı? Malı sattığı için zaten uçuyor. Ne olsa uçmaz. O fiyat 42 bin liraya falan gitti. Yani 2000 senesinde. Müthiş para. Çok iyi hatırlıyorum. 4500 liraya alınıp satılan Netaş 116 bin liraya gitti. 5 bin lira civarındaki Alcatel 180 bin liradan falan işlem gördü. Ben bu ülkede o senin Vestel var ya, 250 bin liradan Vestel alıp satıldığını gördüm bugün ya. Sonra 50'ye 50'ye bölündü. 1000 liraydı o fiyat 90'lı yıllarda. Müthiş paralar kazanıldı. Ekran inşaatta bir gün... 1000 liraya satılan Denizli cam, 250 binden işlem gördü Çiller krizi sırasında. Müthiş paralar döndü yani. Biz inanmadık o kadar bir anda bu borsa. Çünkü bir şey alıyorsun falan hiçbir şey yok ortada. Lan bunu parayı yatırıyoruz ama. Yani zaten o borsayla değil de Dragos'ta veya bir yerde de araziye yatırsaydım parayı getirip gönderdim yani şu anda. Sizin verdiğiniz örneğe paralel bir örnek. 2008 krizinden sonra 2.60'lı kontrakta 77 lira var yani. Tabii. Temettüler var. Yani 2008 o krizde Kasım ayının oralarda, Aralık'ta falan şimdi 1.43'e arçelik veriyor. Giriyorum, alıyorum şimdi 1.43'e. Fazla da almıyorum. 1000 lot, 2000 lot. 98 kuruş var. 43'e alıyorum. Çorba parası olsun diye, tamam mı? Bir yüz kademeye versem bir kuruş. 2000 lot alsam 20 lira para kazanacağım. Çorba içeceğim. 43'e alıyoruz, 44'e koyuyoruz. Burada da kimse yok. Allah Allah.
daha alan diyoruz ya. Hemen 1.43'e alıcı falan varsa hemen veriyoruz. 1.42'ye veriyoruz. 1.37'ye falan yazıyoruz yani. Ya gelse. Hani 1.37'ye gelirse 1.38'e sıçrarsa 1.43 çorba alacağız. Kimse bunu almıyor. Aynı şekilde bir örnek de ben vereyim. Yani. Müsaadeniz olursa da. 1.20 civarında analist arkadaşımız Topaş'a gidiyor. Kriz zamanı artık kurdan düşen. Şirketin kuruluş maliyetleri bunun üzerinde mutlaka aldı. 1.10'a geliyor, 1'e geliyor. Yöneticisiyle workshop'a gidiyorlar. CEO oradan arıyorlar. Ben alıyorum işte. Yatırımdan inandı. Kendine işten geliyor. 1'in altına gelirse bana Fatoş deyince arkadaşım. Şimdi isim vermiyorum çünkü bir yerde genel bir yerde. 98 kuruşu görünce lakabı kaldı. o sırada ben de evlenmiştim bana da işte inanıyor çünkü satıyor, pazarlıyor. Düğün hediyesi olarak Topuş hisselerine hediye etti. Netice itibariyle kaç lira bölücek olmuş? Devasa para hocam. Zengin milyon, yani milyoner yaptı. Şuraya girelim. Bir iki bir şey öğrendim ben. Oklarına gidiyor, geliyordur inşallah aşağı yukarı. Bazı yok mu? Yavaş biraz. Çarpıyor. Bakın havalandırma falan su biraz hava o kadar kişi var. Daha söyleyeyim ben. Geçen fuarda da anlattık bilmiyorum. Bu Bollinger bantlarını çizebilirsiniz. Ekranın üzerindeki görüntüye yapıştırın bence. 20 günlük basit hareketli ortalama kullanır Bollinger. Ben onu 10'a çevirip 10 günlük üstlü hareketli ortalama kullanıp 2 sigma tavsiye eder standart sapma olarak. Yine iki standart sapmayı tutalım elimizde. Bollinger bantlarının amacı, yani teoriye göre, Bollinger'a göre, siz de bakarsınız görürsünüz, fiyatlar daima bir ortalamanın etrafında gider gelir. Ortalamaya çok yapışık seyreder. Bu ortalamanın da 2 sigma üstü, 2 sigma eksi 6, böyle bir de bant çizdirirseniz o ortalamayı takip eden, bütün fiyat hareketleri onun içinde gider gelir. %95'i. %5 gibi aykırı şeyler vardır çocuklar. Onlar da zaten alım veya satım noktaları için sizlere büyük tüyolar verir. Bunu okuduğunuz zaman anlarsınız. Ben kısa kısa değişik şeylere... Yani deneyin çoğu, 100 tane deney yaparsanız aynı şartlarda genelde şuraya düşer. Ortalamayı alırsın. 1 sigma eksi, 1 sigma artı 68. Şurası 95'i, 100 tane deneyin 95'i şu bandın içine düşer. Burayı alırsan 3 sigma 99 civarında olur. Çoğu içine düşer. Biz 2 sigma kullanıyoruz. Grafiklerde şöyle göstereyim. Yeşil hareketli ortalama. Burada 20 günlük diyelim. Veya 20 birim. Bunu illa günlük grafikte kullanmak zorunda değilsiniz. 20 birimi koy. Moving average hareketli ortalama olarak. 2 sigmayı koy. Artı 2 sigma, eksi 2 sigma. Böyle bir bant oluşuyor. Bu da fiyat. Alt banttan başlayan bir fiyat hareketi ortalamayı geçtiği takdirde üst banda kadar gideceği varsayılır. Üst banda kadar değeceği. Normal şartlarda alt bant destek, üst bant direnç olarak, yani satıcının geleceği o istisnalarda. Zaten biz onları kovalayacağız. Bir, daralan bir bant var. Görüyor musunuz mavi çizgiyi nasıl daralıyor? Fiyat niye daralıyor orada? Fiyat belli bir süre aynı yerde geliyor neredeyse. Fazla bir değişiklik göstermiyor. Ortalama da aynı şekilde yataya sarıyor. Yani böyle dik bir açıyla inmiyor falan veya çıkmıyor.
Buralarda fiyat fazla oynamadığı için ortalama maliyette yeşil buralarda dolaşıyor. Üst bank, alt bank sıkışıyor. Bir daralma yaşanıyor. Burası gibi mi? Burası gibi mi? Burada nasıl bir daralma var görüyorsunuz. Bu daralma gördüğünüz anda sert bir hareket gerçekleşecek. Aşağı veya yukarı yönlü. Hemen oraya yanaşıyorsunuz. Yani burada köpek balığı gibi kokuyu alacaksınız. Yani burada kan kokusunu alacaksınız köpek balığı nasıl alıyor. Siz de burada hareketin kokusunu alacaksınız. Burada bir şey olacak. Bunlar kazanma şansı verecek bana. Sert bir hareket. Hoppa yukarı doğru. Bırakın devam etsin. Hemen cumhurluğum dağılmayın. Ama madem ki ortalamanın üzerinde bir iki mum başladı. Ortalamanın altına gitmiyorsa tutun, alın ve tutun. Yani alın pozisyonunuzu koruyun. İlk başlarda böyle ortalamanın dışına şu şekilde bazen çıkmalar olabilir. Taşmalar. Fiyatı düzeltir. Ya aşağı doğru inecektir ya yatay gidecektir. Burada yatay kaçıyor. Ortalamanın altına da inmiyor. Alım gücü hala devam ediyor. Daha sonra ortalamanın üzerinde devam et. Buralarda Ahmet Mergen televizyonda satın diyor. Anlat. Boğaz'a karşı anlat. Heyecanlı oluyor Ahmet Mergen. Burada satışla alakası bir şey yok. Ortalamanın altına gitmiyor. Ortalamanın üstünde aynen devam ediyor. En iyi alım pozisyonunu tutuyorsunuz. Alım pozisyondasınız. Hisse veya endeks veya euro dolar neyse takip ettiğiniz parite üst banda yapışıyor bu şekilde. Bantla beraber gitmeye başlıyor. Üst banda yapışık. Fiyatla beraber. Burada değil Ahmet Mergen. Bizim Nuri, Cüneyt, ben, o, bu, kim ne derse desin. Bu yapıştı mı üst banta? Satış yok. Satış pozisyonunda açmak yok. Aa çok çık. Allah Allah. Yani çok çıkan bir şey illa satmak zorunda değilsin. Daha da çıkabilir. Dur bakalım. Sen burada satsın yeri verdi mi? Yok. Üst bantla beraber gidiyor. Ha ne zaman? Şeye doğru sarar, yana doğru banttan ayrılır. O zaman düzeltme geliyor demektir. Yani fiyatta düzeltme gelecek. Düzeltme ne demek? Çıkışın durulması, çıkış ortamının düzeltmesi veya düşüş yaşanması demek. Düzeltme o. Fiyatın azalması o günkü fiyatlarda. Ya bu yataya saracak bu şekilde veya ortalamanın altına gittiğinde sat. Alt yarını çık dışarıya. Bekle yani. Ne zaman ki böyle ortalama şeyin üzerine çıkıyor üst bandı oralar artık belli bir çıkış yaşandıktan sonra buralarda üst bandın üstüne çıkıyorsa çubuklar belirgin bir şekilde çıkış tamam. Bir süre artık gitmez. Doğrudur çıkışa. Tamam mı? Bunu anladık mı? Kırılmanın nasıl olduğunu nasıl anlarız? Nasıl kırılma? O sıkışmanın olduğu yerde kırılmayı nasıl test ederiz? Bunu mu? Yani şurada daraldıktan sonra fiyat üst tarafa doğru yanaşıyor yani. Üst tarafa doğru gidiyor. Bir ucu